Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Kayseri Özel Kadın Hastanesi, Hüma Hastanesi'nin katkılarıyla ve golver.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar, 24 Kasım'ın ikinci videosuyla karşınızdayım. İnşallah bu videodan önce de siz değerli arkadaşlarım kanala abone olmuşsunuzdur, kanalı beğenmişsinizdir, bu videoyu hemen daha açar açmaz beğenmişsinizdir ve yoruma hazırlanıyorsunuzdur. Özellikle bugün destek vermenizi hani normalden bir kademe daha fazla rica etmek istiyorum. Sadece rica olarak yansıtmak istiyorum. Gerisini size bırakıyorum. Fenerbahçe'de Enner Valencia harekatı. Şimdi Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia Dünya Kupası'nın ilk maçında gitti, iki tane gol attı. Dikkatleri üstüne çekti. Hani çekeceği yoksa da çekti. Zaten geçmişinde bir Premier Lig'de oynama şeyi olan, tecrübesi olan, en basit tabirle böyle söyleyeyim, Premier Lig'de oynama tecrübesi olan Valencia aslında dikkatleri gerçekten ciddi manada üstüne çekmiş oldu. Şimdi birçok kişi belki de haberdar değildi. Yani belki de ulan neredeydi bu ya, bugün nereye kaybolduydu falan. Hani bizde oluyor ya. Misal kim olsun, işte Gençler Birliği'nden falan bir futbolcu, mesela Konyaspor'dan falan birçok futbolcu oluyor ya. Ulan bu neredeymiş ya falan diyoruz ya bazen. Burada mıymış bu? Diyoruz ya, bunlarda da birçoğunda da burada mıymış bu olmuş oldu. Ve burada mıymış bucu arkadaşlar sayesinde de bazı değişiklikler olmuş oldu. Bazı değişik gözler Valencia'yı süzer oldu. Yani uzun lafın kısası halk arasındaki amiyane tabirle eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmüş olduk. Attığı iki golle bütün dikkatleri üstüne çekti. Bir de turnuvanın açılış maçı, birçok kişi hani açılışı merak eder. Dizilerin ilk bölümünü izleyen, sonrasında hiç izlemeyen ama fragmanlarla yürüyen insanlar da var sosyal hayatta tanıdığım. Bu da böyle bir şey olmuş oldu. Valencia dikkatleri üstüne çekti. Sözleşmesinin de son senesi. Yaşı 33. Ah yaşı 33 olmasaydı. Sezona da fırtına gibi başladı. Şimdi Valencia'yı orada gören kişi acaba ligde ne yapıyor ya falan gibisine. Gerçi birçok kişi Jorge Jesus'tan haberdardır. Yani Jesus'tan haberdar olan kişi Fenerbahçe'den de haberdardır. Ama diyelim ki Jesus'tan haberdar değil, Fenerbahçe'den haber değil. Açıp transfer marketine bakmıştır. Kaç gol attı bu sezon diye. Ve karşısına enteresan bir tablo çıkmıştır. Yani 12 maçta 13 gol, 4 asist, Süper Lig'e damga vurmuş. 33 yaşında ama Avrupa Ligi'nde 2 kez ağları sarsmış. Son derece formda bir şekilde Dünya Kupası'na gelmiş. Ve ilk maçın konuşulan ismi olmuş. Acaba sözleşmesi ne zaman bitiyor diye baktıkları zaman, yazı gördükleri anda kafalarında birçok şey çatırdamaya başlar. 33 hiç önemli değil. Bugün sizin Ronaldo'ya bakış açınız ne? Ya kaç yaşında olursa olsun Ronaldo Ronaldo'dur diyorsunuz ya. Birçok takımda hani ayarı düşük, dengesi düşük takımda Valencia Valencia'dır diyor ve takibi alıyor. Fenerbahçe yönetimi ne yapacak? Fenerbahçe yönetimi tabii ki bir uyanıklık yapmak zorunda. Eğer devam edilmek isteniyorsa hemen dönüşte, hemen gelir gelmez sözleşmesi yazın biteceği için bir görüşme yapmak zorunda, kontratı uzatmak için en azından çalışmalara başlamak zorunda demiş. Valencia'nın Fenerbahçe'deki sözleşmesi çok güzel. Yani bir nevi maç başı oynuyor gibi bir durumu var. Oturup 2 yıllık sözleşme teklif edilecek. 1 Ocak'tan itibaren istediği takıma imza atabilecek falan filan diyorlar da şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Valencia ile daha önce görüşüldü. Sözleşmesi 1 artı 1 şeklinde konuşuldu. Hatta fiyat dahi konuşuldu. Menajer okey dedi. Valencia okey dedi. Dünya Kupası arasında yapalım mı dedik. Dedi ki kafa karışmasın Dünya Kupası arasında dedi. O yüzden de bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Ve Dünya Kupası arası biter bitmez. Bakalım Valencia ve menajeri sözünü tutacak mı? Hep birlikte bekleyip izleyip göreceğiz arkadaşlar. Burada geçmiş olduk. Yıldız futbolcu satış listesine konuldu. Fenerbahçe'ye önerildi. Şimdi satış listesi. Arkadaşlar burada enteresan bir haber var. Şimdi bu haberi biliyorsunuz aslında. Yani bu haberi çoğunuz biliyorsunuz. 5 milyon euro dediğim zaman ha hocam Depay'mış
diyeceksiniz. Şimdi 28 yaşında bir futbolcu, menajerler Fenerbahçe'ye önerdi falan filan. Fenerbahçe Dünya Kupası arasına 2 puan önde girdi. Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de gündemi forvet diyorlar. Hayır, Fenerbahçe'nin gündemi forvet falan değil. Ama şu bir gerçek, fırsat transferi. Şimdi benim mesela arabam Peugeot 307. İşte üstüne de atıyorum 200 bin lira ekleyebilirim diyelim. Eklediğim parayla at aşağı yukarı benimki 200 bin liraysın. 200 üstüne ekledim 400 bin lira. 400 bin lirayla benim hayalimdeki arabayı alamam. Yani bir Peugeot 3008 falan alamam. Ama denk geldi. Adam dedi ki ulan dedi öğretmenler gününe özel sana 200 bin lira ver. Arabanı da ver, veriyorum dedi. Kaçırır mıyım? Hiç affetmem. Hiç affetmem. Ha şimdi Fenerbahçe'nin depoyu alma imkanı olsa kaçırır mı? Şimdi Barcelona Memphis Depay'ın hani 5 milyon euroya gideceğini falan söylemiş. Bir kere Lyon'dan bonservis bedeli ödemeden aldılar. Ama Manchester United'ın ardından Barcelona deneyimi de iyi geçmedi. Xavi'nin planlarında yer almıyor. Bu sezon sadece 3 maçta toplam 131 dakika oynamış. Ve İspanyol devi maaş bütçesini açmak için Depay'ı gözden çıkarttı diyor. Ocak ayında da yollarını ayırmak istiyorlar. İspanyol basınında yer alan habere göre 5 milyon euroluk bir teklife evet diyecekler. Arkadaşlar, Mustafa Hoca'nın bir lafı var. Şimdi o lafı tekrardan hatırlatmak istiyorum. Tam da öğretmenler gününde bir laf. Adam sana niye 5'e veriyor? Hiç düşündün mü? Ya niye 5'e veriyor? 20 milyon euro piyasa değeri yazıyor. 28 yaşında. Yani danışman Team Depay diyor. Demek ki adam danışmanlık bürosu açmış. Futbol dışında işlere yönelmiş. Ya Hollanda milli takımında 82 kez oynamış, 42 gol atmış bir futbolcudan bahsediyoruz. Şu an Dünya Kupası'nda mı bilmiyorum da. Yani seçildi mi seçilmedi mi? Bu sezon Dünya Kupası'nda oynamış, evet 28 dakika oynamış. UEFA Uluslar Ligi'nde 4 maçta 3 gol 1 asist yapmış milli takımında. Yani 8 maçta 4 gol 1 asist bir nevi. 408 dakika. Arkadaşlar ben kıllanırım. Siz ne derseniz deyin ben kıllanırım. Birincisi Manchester'da niye tutmadı? İkincisi Barcelona'da niye tutmadı? Ya niye tutmadı bir düşünün. Niye tutmadı arkadaş? Niye tutmadı? Yani ben bu tip bir transferin, bu tip bir önermenin olduğunu düşünmüyorum. Bu bir. İkincisi Avrupa'daki takımlar merak etmeyin. Eğer etinden sütünden faydalanabileceklerini düşünüyorlarsa size bana kaptırmazlar. Bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hiç fark etmez. Herhangi bir takıma kadar bu futbolcu düşer, gelirse adınız, soyadınız kadar emin olun ki artık ne etinden, ne sütünden, ne bir şeyinden yararlanamayız. Demek ki futbolcu posası kalmış, bizi onu kitlemeye çalışıyorlar diye aklınızın bir köşesine yazın. Haberin devamını okumuyorum arkadaşlar. Ben bu transferi yalanlıyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray'a Marcelo transferi müjdesi Olympiakos. Ben bunu da yalanlıyorum. Daha haberi okumadan yalanlıyorum. Peki size sorayım. İşin içinde Marcelo geçiyorsa ne demek istiyordur? Gittiği takımda forma yüzü bulamadı. Fenerbahçe'ye Galatasaray'a önerildi demek. Çok basit. Bu arada Galatasaray'da sanırım Patrick Van Aanholt'la yollar ayrılacakmış. Ayırabilirlerse. Gomis de yolları ayıracakmış. Ayırabilirse. Şimdi her iki futbolcu da gideriz gitmesine ama kalan paramızı ödeyin öyle gidelim diyor. Kalan parayı da nereden ödeyecekler? O da ayrı bir ironi. Bakalım ne olacak. Ben de sizler gibi merak içerisindeyim arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray transfer akıbetini yakından takip ediyormuş. Yunan basını demiş ki bedelsiz gelebilir. Marcelo oynamıyor demiş. Allah aşkına etmeyin eylemeyin. Bak. Çok isteyen birisi olarak, çok seven birisi olarak şunu söylüyorum. Asla almamamız gereken oyuncu konumunda şu anda. 5 maça çıkmış, 121 dakika, yaşı 34. Gerisini konuşmuyorum bile. Piyasa değeri 2,5 milyon euro çok mühim değil piyasa değeri. Yani 2,5-3 milyon euro olması çok mühim değil. Asla almamamız gereken şey... Durum bu. Ha isteyen varsa da hemen getirebiliriz. Depayı da getirebiliriz bundan. İşte Serdar Saatçi gerçeği Fenerbahçe ve Galatasaray. Yok Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin
Fenerbahçe'nin istediği iddia edilen Serdar Saatçi ile ilgili flash bir gelişme yaşandı. Bak şimdi flash bir gelişme yaşandı. Arkadaşlar gelişme değil. Flash bir bilgiye ulaşıldı olur. Anlatabiliyor muyum? Beşiktaş'ın genç oyuncuyu kadrosuna satarken demiş ki öncelik hakkı koyduğu ortaya çıkıyor. Buna göre Serdar Saatçi Türkiye'de bir kulüp transfer etmek isterse ilk görüşme hakkı Beşiktaş'ınmış. Fenerbahçe istiyorsa önce Beşiktaş'tan izin alacakmış. Beşiktaş'ta Avusturya kampındaki disiplinsiz davranışlarına kadro dışı bırakılmış. 1,5 milyon euro artı 1 milyon euro bonus karşılığında Braga'ya gitmiş. Yeni takımında umduğunu bulamamış. Braga'nın 3. ligde yer alan rezerv takımına gönderilmiş. Alternatif stoper listesine eklemiş. Fenerbahçe bu arada alternatif stoper listesine ekledi. Gerçekten de ekledi. Yani şaka yapmıyorum. Gerçekten de ekledi. Satış sözleşmesinde öncelik hakkı koydurduğu ortaya çıkmış. Serdar Saatçi Türkiye'den bir kulüp transfer etmek isterse ilk görüşme hakkı Beşiktaş'a ait olacakmış. Peki ben başka bir soru soruyorum. Madem işin çakallığındayız. Braga'ya 1,5 milyon euro verdin. Sözleşme fesih bedeli. Futbolcu cebinden ödemiş oldu. Futbolcu 1,5 milyon euroyu verdi. Sözleşme fesih bedeli. Serbest kaldı. Serbest kaldı. Fenerbahçe ile de gitti anlaştı. Belli bir imza, 1,5 milyon euroluk imza parası karşılığında da Fenerbahçe'ye geldi. Kim bir şey diyebilir? Bir şey söyleyeceğim. Bunu Charlotte'da da çok yaptılar. Sonradan da dediler ki ya öyle bir şey yok ya hani gelebilir istediği takıma gidebilir dediler. Hani iş ciddiye binene kadar böyle dediler şöyle dediler. Bu arada Charlotte ne yapmışlar onu da merak ettim. Anladınız mı demek istediğimi? Şimdi de bakalım ne olacak. Ama Serdar Saatçi listede. Bilginiz olsun. Sociedad'da Charlotte 23 maç 9 gol 4 asist. La Liga'da 10 maçta 4 gol 1 asist 824 dakikada. Avrupa Ligi'nde 5 maçta 2 gol 1 asist. Merak ettim sadece. Avrupa Uluslar Ligi'nde UEFA Ligi B grubunda 6 maçta 1 gol 2 asist yapmış. Kral Kupası'nda 1 maçta 2 gol atmış 28 dakikada. Bundesliga'da 5 dakika diyor. Aklıma takılmışken ona da bakayım dedim arkadaşlar. Yoksa bir artı bir niyetim yok yani. Onu da konuştuk. Fenerbahçe'de deneyimli isimle devre arasında ayrılık İtalya'dan talibi var. Şimdi İtalya'dan talibi var deyince aklınıza 3 tane isim gelecek. 1. Zayt gelecek. 2. João Pedro gelecek. Tecrübeli isim dediği için söylüyorum. Zayt, João Pedro. 3. Bu haberdeki kişi. Hocam bunlardan başka birisi mi? Başka birisiymiş. Ben de bu haberle öğrendim. Yani şok içerisindeyim. Ben de sizler gibi bu haberden öğrendim. Şok içerisindeyim. Gerçekten de hayretler içerisindeyim. Yani normal şeyler içerisinde değilim. Uzun lafın kısası. Hocam kimmiş bu? Serdar Dursun'muş. Süper Lig'de verilen Dünya Kupası arasında Fenerbahçe transfer çalışmaları hız kazandığı yapılacak takviyeler yoğunlaşırken bazı isimlere talipler var. Biri de Serdar Dursun. Şimdi merak ediyorum. Acaba hangi hangi İtalyan takımı? Aspor'dan Fatih Burak Yıldırım'ın haberiymiş. Serdar Dursun'la ilgili flash bir iddia. 31 yaşındaki milli gol Serdar Dursun'a Serie A transfer olabilirmiş. İtalyan medyası Sosfanta'nın haberine göre alt sıralı takımlarından Spezia. Ay içim çok temizmiş. Spezia olduğunu bildim. Gözünü Serdar Dursun'a dikmiş. Biri Marco Livaca'ymış. Biri Serdar Dursun'muş. Livaca da Türk kulüpleriyle anılmıştı. Benim bu habere verebileceğim tek tepkim şu. İstediği her yere gidebilir Serdar Dursun. Belirli bir bonservis kazandırmak şartıyla istediği her kulübe gidebilir. İster Türk kulübü, ister Arap kulübü, ister Suriye, Lübnan, Filistin hiç fark etmez. İstediği her kulübe gidebilir. Batshuayi'nin şutu savunmadan sekip kalecide kalmış. Şu adını da onu izliyorum. Yani istediği her kulübe gidebilir. Peki hocam sen bize açık konuş. Bak öğretmenler günündeyiz. Biz de beğeni attık, abone olduk. Açık konuşayım. 2-2,5 milyon euro bir beklentimiz var. Bu beklentiyi ister Schalke versin, ister başkası versin. Hocam peki şu olabilir mi? Sizin adınıza düşünerek cevaplıyorum ama inşallah saygısızlık etmiyorum. Ya 2,5 milyon euroyu veren yok diyelim. Kimse vermek istemiyor. Bu haberleri biz üretiyor olabilir miyiz? Hani Spezia istiyor falan filan diye.
Normalde evet %1 milyon olabilir. Bu tip haberleri çok yapan kulüpler var çünkü biliyorum. Ama Spezia'nın gerçekten ilgisi var. Yani gerçekten var. Sebebi de şu. Biz takip edilen bir takımız. Bak Napoli'den dolayı. Napoli'ye Kim Min-ji'yi verdiğimiz için herkes diyor ki hani ulan etinden sütünden de bir şeyden yararlanabilir miyiz? Zinkernagel geldi ha Bodoglimt'teki. Aklıma geldi. Bodoglimt'ten bir Zinkernagel çıktı. Müthiş bir golcüydü. Hani kanat oyuncusu ama çok gol atıyordu. Herkesin gözü Bodoglimt'e çevrilmişti. Şimdi Bodoglimt'teki bütün kanat oyuncularını izliyorlar. Farkında mısınız? İşte Fenerbahçe'de böyle olduğu için diğer futbolcular da göz önünde. Mesela Zajc İtalya'dan geldi zaten biliyorlar. João Pedro geldi. Yani İtalyan takımlarının gerçekten gözde önündeyiz. Ama İtalya'dan bence bize bir stoper lazım. Son haberimiz herhalde sizler de sıkılmadınız inşallah. Galatasaray sağ salo geri adım atmayınca Kaan Ayhan transferinden çekildi. Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede demiş. Bu haber Ali Naci Küçük'ün haberi. Ali Naci Küçük'tür mide yok o başka bir şeydi ya. Çok doğru bir kaynak değil ama ben yine de okuyayım. Sarı kırmızılı ekip uzun zamandır gündemindeymiş. Milli stoper rafa kaldırmış. Rafadan tayfa olmuş. Kaan Ayhan için 5 milyon euro talep etmiş sağ sağlı. Bir dakika. Bu benim duyumlarımla paralel. Yine bu rakamın asla aşağısına düşmeyeceğinin altını çizmiş. Bunun üzerine oyuncunun performansı mercek altına alınmış. Mercek'te de bakmışlar ki edecek bir şey değil. Yerli stoperle takviye etmeyi düşünüyorlarmış ama birçok görüşme yapmasına rağmen sağ da anlaşamamış Galatasaray ve bu transferden çekilme kararı almış ve oyuncuya ilgi rafa kalkmış. Kulübün son dönemdeki Kaan Ayhan'ın performansıymış. Bir şey söyleyeyim mi? Bak, hiç haberin devamını okumama gerek yok. Ama yine söylüyorum. Bu transferi ne Fenerbahçe, ne Galatasaray, ne Beşiktaş yapmamalı. Bak yapmamalı. Ya hocam sana ne Galatasaray'dan yapsınlar bırak ne olacak? Giden para onlardan gitsin. Sana ne oluyor? Diyebilirsiniz. Haklısınız. Katılıyorum. Yani giden onlardan gitsin dersiniz. Katılıyorum. Ama bir taraftan da kendi duyumumu doğrular nitelikte söylüyorum. Hem yapmamalı hem de yapamazlar. Çünkü adamlar diretiyor. Adamlar söğüşçü. Söğüşleyecek adam arıyorlar. Ha Galatasaray o potansiyele çok sahip ama sezonun başında söğüşlenmedi Galatasaray. Şimdi hiç söğüşlenmez. Ya fiyat performansa baktılar diyor haberde. Bak. Ulan 5 milyon euro tamam. Bir fiyat performansa bakalım. Nasıl bir şey diye. Sağlı'da 11 maç 632 dakika. Ve incelemişler. Serie A'da sergilediği performans kulübün istediği bonservis bedeli göz önünde alınırken Kaan Ayhan sınıfta kaldı diyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede. İşin en komik tarafı da burası zaten. Milli takımın İskoçya ve Çek ile oynadığı maçların kadrosuna alınmaması da dikkat çekmiş. Kaan'ın formu düşüşte falan filan demiş. Ben bir şey söyleyeyim mi? Neydi o Beşiktaş'taki futbol starının adı ya? Karaman. Kenan Karaman. Almancı kontenjanından. Bak gurbetçi demiyorum. Almancı kontenjanından. Hocam niye gurbetçi demiyorsun? Gurbetçi de Almancı aşağılama oluyor. Yok Almancı aşağılama olmuyor. Almancı Almanya'daki gurbetçiler. Hollandacı demiyorlar. Almanya en çok orada olduğu için Almancı tabir daha şey geliyor. Almancı kontenjanından belki de yurt dışındaki Türk vatandaşları milli takıma daha odaklansın diye ya da yurt dışında oynayan Türk futbolcular Türkiye'yi seçsin diye milli takıma kazandırılmış yeteneksiz bir yetenek. Kenan Karaman. Kaan Ayhan için de aynısını söylüyorum. Ne uzalır, ne uzar, ne kısalır bir oyuncu. Yani ne uzar, ne kısar ya da kısalır. Hiçbir vasfı yok bana göre. Yani evet elbette ki koşması, şunu bunu var, mücadelesi var hocam. İtalya Ligi'ni adama boşuna almadılar diyebilirsiniz. Ben şu açıdan hiçbir vasfı yok diyorum. Galatasaray beklediğini koşsun, pres yapsın, ikili mücadele, böyle hınca hınç girsin, çıksın, mücadele yapsın, işte ikili mücadele kazansın, ayağı iyi top yapsın, savunma uyumunu bozmasın falan filan. Bunların %70'ini karşılayamaz. Fenerbahçe'nin istediği zeki olsun, ne bileyim takım ofsayt taktiğinde oynarken falan o ofsayt taktiğine uyum sağlasın. Havadan iyi olsun, yerden iyi olsun, sert olsun, hızlı olsun. %80'ini yine karşılayamaz. O zaman demek ki yeteneksiz yetenek kavramına bu da uyuyor.
Ben Kaan Ayhan Ağlan'ın elinde patlar diyorum. Normalde bu salaklığı, bu hatayı Beşiktaş'ın yapmasını bekliyorum ama bakalım hangisi yapacak, hangisinin elinde patlayacak. Fenerbahçe'de alacak olsa, Galatasaray'da alacak olsa, başka takımda alacak olsa Ağlan'ın elinde patlar. Benden söylemesi. İtalya kısmına dönelim. Calcio News 24 haber sitesi bir iddia ortaya attı. Sampdoria devre arası transfer döneminde João Pedro'yu kiralamak istiyor diye. Şimdi birçok Fenerbahçe taraftarının sağ avucu kaşınmaya başladı. Bir şey söyleyeyim mi size? Bir şey söyleyeyim mi? Bence mantıklı. Bence buraya kiralanırsa mantıklı. Niye mantıklı? Ya arkadaş, geldi Fenerbahçe'de umduğunu bulamadı. En azından mesela 5600 küsür alındı. 4600 küsür alındı. Değil mi? Bak. Sao Paulo diyor yalnız. Sampdoria diyorum. Şimdi 4.68 alındı diye hatırlıyorum. Bir de bonusu var. 5'e falan çıkabilecek şekilde. Diyelim ki Sampdoria'ya satın alma opsiyonu 4.5'a kiralandı. Bak 4.5'a kiralandı diyelim. Yani 4.5 milyon euroya kiralandı diyelim. Ben hoşnut olurum. Çok açık söyleyeyim. Sampdoria'nın sıralamadaki yerini bilmiyorum, şunu bilmiyorum, bunu bilmiyorum ama eğer oraya giderse, uyum sağladığı lig, orada da işe yararsa 4-4.5 milyon euroya en azından, yani 4-4.5 milyon euroya en azından oraya giderse, orada bir patlama yaparsa olabilir ama bana ulaşan henüz bir duyum yok bu konuda. Bu arada Serie A'da 19. sıradaymış. Küme düşme potasında olduğu için de yani 6 puanları var. Ben Pedro'nun gideceğini zannetmiyorum. Ama eğer giderse de Fenerbahçe açısından iyi olur. Fakat pek zannetmiyorum. Bunu da söyleyeyim. Son olarak da Fenerbahçe Crespo ile sözleşme uzatmak konusunda girişimlerde bulunuyor yazmışlar sosyal medyada. Doğru. Crespo ile sözleşme uzatma konusunda girişimlerimiz var. Ama çok da bir girişim yok yani. Hani illa şimdi yapalım şöyle böyle diye. Biz Crespo'yu yazın göndeririz. Çok net söylüyorum. Biz Crespo'yu yazın göndeririz. Ama kaça göndeririz bilmiyorum. Birçok kardeşimiz benim bu duyumumu almışlar. Sağda solda paylaşmışlar ama kendi duyumları gibi. Belki de kendi düşüncelerini paylaşmışlardır. Duyum olarak değil. Kesişmiştir. Abi Crespo'yu tutamazsın elinde. Ne yaparsan et tutamazsın. Tutamazsın. Şu oyunla Crespo'yu tutamazsın. Şu oyunla Ferdi'yi tutamazsın. İnşallah. Yani öğretmenler gününün özelde duamdır. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur. Avrupa'da da inşallah çok başarılı bir sezon geçirir. İnşallah bir de kupa getirir. Bu gerçekleşirse, eğer bu dediğim gerçekleşirse o zaman hiç tutamayız. Tutamayalım. Yani tutamayalım. Belki 3 tane Crespo alacaksın o zaman. Belki 2 tane Ferdi alacaksın o zaman. Yani inşallah tutamayalım. Bakalım ne olacak. Ama şu an Fenerbahçe futbolcuları ay kusura bakmayın öksürük geldi ya. Şu anda Fenerbahçe futbolcuları takipteler. Bakalım kim gidecek? Adaya veda edenler kim olacak? Devre arası için çok beklentim yok. Elbette gidenler olacak devre arasında. Ama asıl bizi yaz transfer dönemi çok uğraştıracak. Herhalde yaz transfer döneminde kanalımızda bir 50-60 bin aboneye ulaşır. Çünkü sürekli transferle yatıp kalkacağız. Bak Fenerbahçe şampiyon olursa kanalın büyümesi de inşallah hızlanacak. Şampiyonluktan değil, hedeflerden dolayı. Çünkü şampiyon olursam bu sefer transferin yönü şekli değişecek. Hani 2 milyon euro... Bunlar da söylemezsem olmayacak arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz uzatmış gibi oluyorum ama bunu söylemezsem olacak. Bak Vitor Pereira kısıtlı bütçe takımına teknik direktör oldu. Şeyi neydi? Kriteri 2-3 milyon euro aralığındaki futbolculardı. Fakat Jesus kısıtlı bütçe takımı değil. Financial Fair Play'den tamamen kurtulan takımın teknik direktörü olmuş olacak. Bir, ikincisi 8 yıldır teneke girmeyen kulübe inşallah şampiyonluk ve kupalar kazandırmış olarak gelirse de ekstra şey olacak. Üçüncüsü kulübün forması önümüzdeki yıldan itibaren 5 yıldızlı olacağı için çok aşırı forma satışı, çok aşırı kombine satışı vesaire olacak. Dördüncüsü fiyatların birçoğu yansıtılmamıştı. Mesela enflasyonda şurada buradaki artışlar fiyatlara yansımamıştı. Şimdi yansıyacak.
Bir maç bileti mesela şu an 150 TL. 150 TL şu an için bedava. Önümüzdeki yıl 250'den 300'den aşağı bilet bulamayacaksınız. Ben size söyleyeyim. Yani kombine, en düşük kombine ne kadar? İşte 6 bin lira, 7 bin lira falan filan. Önümüzdeki sene 10'dan 12'den, yani 5 haneli rakamlardan, 5 haneli fiyatlardan aşağı kombine bulamayacaksınız önümüzdeki sene. Bu da neye yansıyacak? Transfere yansıyacak. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar da. Ne olursa olsun. Teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalda olduğunuz için, desteklediğiniz için, değer verdiğiniz için. Hepinize saygılar, selamlar. Görüşmek üzere dostlar. Aboneliği ve beğeniyi de unutmazsak.